bence çok daha büyük bir sorun. Tabii inanç üzerinden kutuplaşma aslında ve zaman zaman da milliyetçilik üzerinden aslında AKP iktidarının, Erdoğan'ın, şu andaki iktidarın elindeki neredeyse tek silah olarak kaldı. O yüzden bir taraftan inanç ve milliyetçilik üzerinden kutuplaştırmaya çalışarak toplumun bir kısmını kendi şekilde dışarı doğru itmeye çalışıyor. Bir taraftan da ufak ufak testler yapıyor. Bence bu bir test. Yani nasıl bir test söyleyeyim. şöyle yapıyorlar mesela. Covid yasakları koyduk diyorlar. Eyvallah. Ee, yan yana gelmeyin, beraber oturmayın. İşte lokantalar kapandı. İşte içki özellikle yerler hiç açılmadı zaten falan. E biz diyor ama size yasaklarız ama biz kendimiz yaparız. Ne yaparsınız? Kongre yaparız diyor. Az az otururuz, konuşuruz, tartışırız. E oradan tüm Türkiye'ye yayarız. Kendimiz de virüs oluruz ama size yaptırmayız diyor. Veya kongreyi geçtim daha da insani bir şey. Cenazenizi yaptırmayız diyor diyorsun ki covid şartları e ne yapalım 3 kişi 5 kişi Ana öldü baba öldü amca öldü dayı öldü 3 kişi 5 kişi ama diyor benim tanıdığım benim oy beklediğim tarikatçının cenazesi olursa ben 3000 kişi 5000 kişi genel gelen en önündeki adam olarak giderim diyor. Şimdi 레van bunu insanlar görüyorlar. Sana söyleyeyim. Yani bunu her geçen gün daha fazla insan görüyor ve daha fazla insanın bundan canı alarak mağdur oluyor. Dolayısıyla şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Bir taraftan bir rejim inşası ama bir taraftan da şunu da biliyoruz ki hani gündemi değiştirmek ihtiyaçları çok fazla var. Biraz sonra detaylı olarak gireceğiz. Mecburlar bunu yapacaklar. Şimdi şöyle şöyle düşünüyorlar. Birkaç konu var mesela konuşturmuyoruz. Bak herkes taktı alkol yasağı diye bir şeye ki özgürlüklerdir bu. Bana ne alkolünden falan filan sen bir insanın yaşamıyla ilgili bir konuda karar veriyorsun. Ne konuşmuyor mesela diyor insanlar. AKP'nin düne kadar, Erdoğan'ın düne kadar, 3 gün evvel'e kadar yolsuzluğu fiilen yapmış bakanı Ruhsar Pekcan'ı konuşmuyor mesela diyor insanlar. Bu, bu ekranlarda. Türkiye'nin insanların gece, gündüz, sabah, akşam yolsuzluk yapmış Ruhsar Pekcan'ı konuşması lazım. İki tane gazeteci. İsmail Saymaz Serpil Yılmaz Sözcü'de Gümrük Müsteşarlığı'nın yazdığı aman... 20 ay evvel, bakan atamadan 20 ay evvel aman dikkat edin bu hanımefendiye Emine Erdoğan'ın yakınıyım diye gümrükten mal geçirmeye çalışıyor diye uyarı mektubunu inadılar. Şimdi mesela biz burada oturup, Türkiye burada oturup bu yolsuzluk yapmış, kendi kamu gücünü kullanarak kendi bakanlığına mal satmış hanımefendi konuşmamız lazım. Daha fazla, daha çok. Ama sen haklı olarak diyorsun ki arkadaş bak yaşamımıza saldırıyorlar yani tercihlerimize saldırıyorlar. Evet ama bu da bir bu da bir konu. Yani bunun üstünü nasıl örteriz? Bu bakanın üstünü nasıl örteriz? Veya biraz sonra ekonomi daha da fazla açacağız. İnsanların bin lira, 500 lira ekstra para verdik. Bak ha biraz evvel Cumhurbaşkanı açıkladı. İşte bin lira daha esnafa bir ay daha bin lira vereceklermiş. Bravo bin lira. 500 lira efendim kira yardım vereceklermiş. Nerede 500 liralık kira? Öyle bir refleksi hale getirdik ki Levent. Evet, yazı, son dakika her yer. İşte Cumhurbaşkanı dedi ki esnafın kredisi Temmuz'a kadar. Ya adam zaten kapalı. Temmuz'a ertelesen ne olur? Bir sene sonra ertelesen ne olur? Sen devlet değilsin. Biraz sonra grafikleri de vereceğiz. IMF'nin ve tüm dünyanın raporlarına göre Türkiye Cumhuriyeti aslanız kaplanız en büyük memleket biziz diyen bu ülkenin iktidarı kendi insanlarına gayri safi Hülşah, hastası üzerinden en az destek vermiş bir iktidar. Bunu kapatacaklarını zannediyorlar. Kapanmaz. Çünkü bu yara öyle bir yara ki, ekonomi yarası, ekmek yarası öyle bir yara ki. insanların hep konuşuyoruz daha evvelde. Karnının gurultusu, bütün bu sizin milliyetçi, dinci, insanları ayrıştırıcı tavırlarınızın üzerindedir. Bunu bastırır. Çünkü bu bir ekmek davası. Tüm bunlara baktığım zaman bir taraftan şunu düşünüyorum. Unutturmamak da biz gazetecilerin görevi. Yolsuz Ruhsar Pekcan'ı, yolsuzluk yapmış bakan Ruhsar Pekcan'ı unutturmamak vazifemiz. 128 milyar doların nereye gittiği, kimlere gittiği, bunun şeffaf şekilde gerektiği gerektiğini sormak bizim davamız. Çünkü bunların üstünü örtmek bir taraftan da, rejim inşası eyvallah evet ama bir taraftan da ya bunlar şimdi bak biz verdik bunların eline, bunlar tartışsınlar, e bizim tarafla diye, diyecekler ki A bak alkol diyorlar ya bir dakika burada başka bir şeyim mi var? Kafalar karışacak. Karışmaz kafalar artık. Çünkü geçen gün vardı bir yerde e, galiba Yol TV'de bir e, e, sosyal medyada gördüm. Hani kaldırıyorlar ya e, istemiyorlar ya İstanbul Beylesi'nin koyduğu 1 ekmek satan büfeleri. Onun önündeki bir teyze hep oyumu AKP'ye verdim ama 1 liralık ekmeğim için buradan alacağım ekmek iki çocuk 2 e, senedir işsiz bunun bile önüne geçmeye çalışıyorsunuz diye tepki gösteriyordu. Son cümlem şu hayatla ilgili, yaşamla ilgili, tercihlerle ilgili bu ülkenin insanları çok büyük dertler çekti rahat. Evet. İnancı ya da tercihinden dolayı başörtüsü takan genç kızlar üniversite kapısından sokulmadılar. O kızların yaşadığı mağduriyet hiç aklımdan çıkmıyor. Veya bir milletvekili o başörtüsüyle. Gir. Şimdi insanların hayat ve yaşam şartlarıyla ilgili olarak Başka türlü bir baskı geldi, başka türlü bir rüzgar geldi. Siz diyor kod, kodu bu, yani be, beyin arkasında bir benim keyfi yönetimime, benim kendime ve çevremdeki küçük gruba sağladığım olanaklara gıkınızı çıkartmayacaksınız. Kongre yapacağım, cenaze yapacağım, binlerce kişinin gözünün içine baka baka bunları yapacağım. Sesinizi de çıkartmayacaksınız. İki, bir taraftan ben dinci bir e, din referanslı bir sistem yaratacağım. Yine sesinizi çıkartmayacaksınız. Ama öbür taraftan da size 500 lira, 1000 lira milyar dolarları hiç gitmediğimiz havalimanlarına, hiç geçmediğimiz köprüler veren adamlar o müteahhitlere gidiyor para doğrudan doğruya. Ama esnafa geldi mi, fakire geldi mi 1000 lira, 500 lira sadaka gibi veriyorlar. Ve Türkiye'yi bu hale getirerek ne unutturabilirler bu işte alkol yasak falan hani bilmem ne ne bu Türkiye'nin demokratik refleksleriyle insanların bu konudaki sözünü layık cezaçı çıkışlarını durdurabilirler diye düşünüyorum. Şimdi seninle aylardır program yapıyoruz burada. Ee...